Bobros çok önemli bir televizyon fenomenidir. Televizyon tarihinde salt resim yaparak bu kadar ün kazanan, bu kadar çok insana ulaşan ikinci bir isim olmamıştır. Bobros'un The Joy of Painting programı aradan 40 yıl geçmesine rağmen hala izlenmektedir. Yaptığı işin zamana ne kadar dayanıklı olduğu YouTube kanalının bugün neredeyse 5 milyon abonesi olmasından anlaşılabilir. O, resim sanatının gönüllü elçisidir. Sayesinde bu sanata uzak duran, bu sanattan korkan milyonlarca insan eline ilk kez fırça almış, ilk kez bir tuvalin karşısına geçmiştir. Onunki, askerlikten ressamlığa uzanan sıra dışı bir hikayedir. Bobros, 29 Ekim 1942 günü Amerika'nın Florida eyaletinde dünyaya gelir. Babası Jack marangoz, annesi Ollie ise garson olarak çalışmaktadır. İkili Rose bebekken boşanır, başka insanlarla evlenirler. 20 sene sonra tekrar bir araya gelecek ve evleneceklerdir ama o zamanlar henüz çok uzaktadır. Ebeveynlerinin ayrılığına rağmen Bobros mutlu bir çocukluk geçirir. Babası ve annesi, Ross'un karakterini ve hayatını şekillendirmekte önemli rol üstlenirler. Bob Ross, babasından zanaatkarlığı, annesindense hayvan sevgisini ve hayallerini kovalama cesaretini alır. Evin küvetinde yavru bir timsah bulmak, banyoda oğlunun evcil yılanıyla karşılaşmak, anne Ollie'nin alıştığı olaylardır. Bob Ross'un hayvan sevgisi ömrü boyunca sürecek, özellikle sincaplarla kurduğu ilişki, televizyon şovunun da bir parçası haline gelecektir. Bobros henüz 9. sınıftayken okulu bırakır ve babasının yanında marangoz olarak çalışmaya başlar. Bu dönemde yaşadığı bir kazada sol elinin işaret parmağının bir kısmını kaybeder. Sağ elini kullanması büyük bir şanstır. Bu sayede yaşadığı kayıp resim yapmasını engellemez. 18 yaşına geldiğinde genç Bob Amerikan Hava Kuvvetleri'ne katılır. Birkaç yıl sonra tayini Alaska'ya çıkar. Alaska'daki Hava Kuvvetleri Üssü'nün sağlık biriminde astsubay olarak çalışmaya başlar. Alaska, Bobros için çok farklı bir yerdir. O, güneşli Florida'da büyümüştür. Karı ilk kez Alaska'da görür. Haşmetli dağlar, muhteşem doğa Bobros'u büyüler. Alaska onun hayatını tamamen değiştirir. İkinci eşiyle burada tanışıp evlenir, resim yapmaya burada başlar. Bobros'u resimle tanıştıran, çalıştığı üste açılan bir resim kursu olur. Yeteneklidir ama kursta anlatılan resim teknikleri ona uygun değildir. O, gördüğü muhteşem manzaraları tuvale yansıtmak istemektedir. Bunu da karmaşık bir teknik kullanarak değil, basit bir şekilde yapmanın peşindedir. İşte bu noktada karşısına Bill Alexander çıkar. Bill Alexander, Alman bir ressamdır. Amerika'da yaşayan Alexander, televizyonda The Magic of Oil Painting isimli bir program yapmaktadır. Bu program, Bobros'u dünyaya tanıtacak olan programın orijinalidir. Formatın mucidi Bill Alexander'dır. Ressam, boş tuvalin önüne geçer ve sadece yarım saatte harika manzara resimleri yapar. İşin sırrı kullandığı tekniktedir. Alla prima ya da ıslak üzerine ıslak diye bilinen bu resim tekniğinde katmanların kuruması beklenmeden yeni katman çizilmekte, hızlı çalışan bir ressam süratle resmi tamamlayabilmektedir. Bill Alexander, 15. yüzyıldan beri kullanılan bu tekniğe bir ekleme yapar. Resme başlamadan önce tuvali ince bir beyaz boyayla kaplar. Böylece diğer boyaların akmadan tuvalde tutunmasını ve daha parlak görünmelerini sağlar. Tekniği mükemmelleştiren Bill Alexander, bunu bir televizyon şovu haline dönüştürür. 1974 yılından 1982 yılına kadar yayınlanan The Magic of Oil Painting, aslında Alexander'ın kurduğu şirketin reklamı için yapılan bir programdır. Şirket, Alla Prima tekniğinde resim yapmanın öğretildiği kurslar düzenler, özel üretilmiş resim malzemeleri satar. Bobros, Bill Alexander'ın programını televizyonda izler ve gördüğü şeye aşık olur. O sırada kendisi hem askerliğe devam etmekte hem de Alaska'nın otantik altın arama çanaklarına manzara resimleri çizip bunları satmaktadır. Bill Alexander'ı izleyince hayalindeki tekniği bulduğunu anlar. Kafasındaki resim yapma tarzını televizyonda izlemektedir. Alexander'ı bulmaya ve ondan eğitim almaya karar verir. Askeriyeden emekli olur ve Florida'ya geri döner.
Bu dönüş çok rahat bir dönüş değildir. Ailesi Alaska'da kalmış, Bob Ross cebinde sadece $1000'la Florida'ya gelmiştir. Şansını deneyecek, olmazsa Alaska'ya geri dönecektir. Parasının azlığı bir başka efsanenin doğmasına neden olur. Berbere para vermemek için saçlarını uzatmaya karar verir. Normalde saçları düzdür. Uzayınca şeklini koruması için saçlarına perma yaptırır. Böylece hepimizin hafızasına kazınan o efsane imaj ortaya çıkar. Sonraki yıllarda Bob Ross bu kararından çok pişman olur. Permalı kıvırcık saçlarından hiç hoşlanmaz ama saçlarını kesmeye de cesaret edemez. Milyonlarca insan onu kıvırcık saçlarıyla tanımıştır. O saçlar Bob Ross markasının ayrılmaz bir parçası olur. Bob Ross, Florida'da Bill Alexander'la tanışır ve ondan eğitim alır. İşinde o kadar iyidir ki, Alexander'ın şirketinde eğitmen ve satışçı olarak çalışmaya başlar. Amerika'nın dört bir yanını turlayıp resim eğitimleri vermekte ve Alexander'ın şirketi tarafından üretilen resim malzemelerini satmaktadır. Bu eğitimlerin birine katılan Annette Kowalski ile tanışması, Ross'un hayatının dönüm noktası olur. Kowalski, çocuğunu yeni kaybetmiş bir ev hanımıdır. Teselliyi Bill Alexander'ın televizyon programlarında bulmaktadır. Bir gün Alexander'ın kurslarından birine katılmaya karar verir. Eğitmen Bob Ross'tur. Annette Kowalski kendi deyişiyle Bob Ross'un anlatım tarzından büyülenir. Onda bir cevher olduğuna inanır. Düşüncesini eşiyle paylaşır ve ikili Bob Ross'a birlikte şirket kurmayı teklif ederler. Bob Ross bu teklifi kabul eder. Bill Alexander'ın şirketinden ayrılır ve birlikte kurdukları Bob Ross Inc. firması için çalışmaya başlar. Şirketin iş modeli Bill Alexander'ın iş modelinin aynısıdır. Alla Prima tekniği öğretilen kurslar düzenlemeye, Bob Ross markalı resim malzemeleri satmaya çalışırlar. Başta işler yolunda gitmez. Şirket ilk yıl zarar eder. Eğitimlerine katılımcı bulmakta zorlanırlar. Annette Kowalski daha fazla insana ulaşmak için televizyona reklam vermeye karar verir. Reklam bir kanal yetkilisinin dikkatini çeker ve Bob Ross'a program yapması önerilir. Böylece Bob Ross'u televizyonun en büyük yıldızlarından biri yapacak olan yolculuk başlar. Programın adı The Joy of Painting olarak belirlenir. Resim yapmanın neşesi anlamına gelen bu isim tam olarak Bob Ross'un felsefesini yansıtır. O, resim sanatının gönüllü elçisidir. Herkesin resim yapabileceğine ve bundan keyif alabileceğine yürekten inanır. Bu inancını da programının her bölümünde açıkça dillendirir. Ross'un dünyasında yetenek ve hayal gücü önemlidir ama en önemli şey çalışmaktır. Yeterince çalışan herkesin harika resimler yapabileceğini savunur. Bu iddiasında samimidir ve hayatını bu düşünceye adar. The Joy of Painting, 11 Ocak 1983 günü yayın hayatına başlar. Başta Amerika'nın yerel kanallarında yayınlanan program, giderek tüm Amerika'ya ve dünyaya yayılır. Permalı saçları, inanılmaz sakin sesi, hep mutlu gözüken ifadesi ve bir sihirbaz gibi yarattığı resimleriyle Bob Ross, müthiş bir fenomen haline gelir. Program 1994 yılına kadar kesintisiz şekilde yayınlanır. Toplam 403 bölümden oluşan büyük bir külliyat ortaya çıkar. Aslında programda yeni olan ya da Bob Ross'un yarattığı hiçbir şey yoktur. Tüm format, ustası Bill Alexander'ın programından kopyalanmıştır. Her şey ama her şey aynıdır. İkisi de resimlerini siyah bir fon önünde yapar. İkisi de benzer bir tonda konuşur. İkisi de aynı tekniği kullanır. İkisinin de programı yarım saat sürer, kamera açıları bile aynıdır. Farklı olan tek şey Bob Ross'un kendisidir ve bu çok önemli bir farktır. Bob Ross televizyon için yaratılmış bir insandır. Sakinliği, mutluluğu, cesaret verici konuşmaları insanları etkisi altına alır. Onun dünyası küçük mutlu bulutların altındaki küçük mutlu ağaçların ve o ağaçların arkasında gezinen tatlı sincapların olduğu sürreal bir dünyadır. Bu dünyada hata yapmak mümkün değildir. Olsa olsa insanın başına mutlu küçük kazalar gelir ve insan bu kazalardan da bir şeyler öğrenir. Ses tonu çok yumuşak, hareketleri akıcıdır. Çekimler başlamadan önce tek bir izleyene konuşuyormuş gibi sunum yapmaya karar vermiştir. Kamerayı unutur, stüdyoyu unutur.
bir öğrencisine özel ders veriyormuş gibi anlatır resmin nasıl yapılacağını. Bu da her bir izleyicinin kendisini özel hissetmesini sağlar. Resim yapma şekli de büyüleyicidir. Bobros'un, Bill Alexander'ın tekniğine kattığı hiçbir şey yoktur ama tekniği mükemmel uygular. Evinin duvarını boyar gibi girişir tuvale. Öylesine yapılmış gibi duran kaba çizgiler, meşhur spatülüyle attığı iki çizikle bir anda bir dağa dönüşür. Pat pat vuruşları, anlamsız gözüken bir boya yığınını çok güzel bir çalılığa çevirir. Her şey izleyenin gözleri önünde olur. Sihir gibidir ama hile, hurda yoktur. Teknik ve yeteneğin birleşmesi ortaya çok keyifli sonuçlar çıkartır. Ross her bölüm için aynı resmi 3 kez çizer. Programdan önce bir tane referans tablo hazırlar. Sonra programda bir tane çizer. Programdan sonra da yayınlayacağı kitapta kullanmak üzere daha detaylı 3. bir kopya hazırlar. Bobros'un programı insanları rahatlatır. Milyonlarca insan hiç resim yapmadan programı izler. Onun sakinleştirici sesi insanlara iyi gelir. Anlattığı dünya, kötülüğün olmadığı bir dünyadır. Bu dünyada onunla birlikte olmak insanları mutlu eder. The Joy of Painting programıyla Bobros dünya çapında ün kazanır. Hem kendisi hem ortakları zengin insanlar olurlar. Ancak tüm bu şöhret ve zenginlik Ross'u değiştirmez. Sanatçı çizgisini korur. Ne saçları değişir, ne resimleri, ne de programının içeriği. Küçük mutlu bulutlarla, tatlı sincaplarla, arkadaşı ağaçlarla yaşadığı huzurlu dünyasında milyonlarca insan onu mutlulukla izler. Bobros, 4 Temmuz 1995 günü lenf kanserinden hayatını kaybeder. 52 yaşındadır. Mezar taşına Bobros, televizyon sanatçısı yazılır. Bu, belki de onu en iyi tanımlayan ifadedir. Gerçekten de Bobros iddialı bir ressam değildir. Müthiş işler yaptığını, harikulade bir ressam olduğunu düşünmez. Resimlerinin müzelik olduğuna inanmaz. Bu yüzden tablolarının birini bile satışa çıkarmaz. Bugün dahi orijinal bir Bobros eseri satın almak neredeyse imkansızdır. Bobros'un misyonu farklıdır. O, resimle ilgisi olmayan milyonlarca insana bu sanatı tanıtır. Bunu da olabilecek en olumlu şekilde yapar. İnsanların gözünü korkutmaz, onları cesaretlendirir. Derdi insanların mutlu olmasıdır ve resmin bunun için önemli bir araç olduğuna yürekten inanır. Onunki resim sanatını insanlara sevdirmek için çıkılmış bir yolculuktur. Bobros'un sesi, fırçası, mutlu bulutları ve ağaçları milyonlarca insanı resim sanatıyla tanıştırır. Hoşça kalın.